Bugün son 3-4 hafta içerisinde ülkemizde yaşanan bazı gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek. Hükümet yetkilileri önceki gün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin elçilere briefing verdiği yemekli toplantıya Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış başkanlık etti. Hükümet temsilcileri Avrupalı büyükelçilere Gezi Parkı eksenli yaşananları anlattı, eylem yapan vatandaşları eleştirdi. Biz bugüne kadar hükümetini Avrupa'ya şikayet eden vatandaş görmüştük ama vatandaşın Avrupa'ya şikayet eden hükümeti ilk defa görüyoruz. Herhalde bu büyükelçiler, Ankara'daki büyükelçiler olaylar yaşanırken Uranüs'teydi. Bunlardan haberi yoktu. Dolayısıyla hükümetimiz bilgilendirmek istemiş bir dosya veriliyor. O dosyada çok çarpıcı bir ayrıntı daha vardı. Başbakanlık tarafından hazırlanarak büyükelçilere dağıtılan raporda gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in de adı geçiyordu. Bana ait olmayan bir tweet, bir gazetecinin iddiası olarak benim ismimle dosyada yer alıyor maalesef. Usta gazeteci bu olayı Hürriyet'teki köşesine taşıdı, detayları Artı Bir Haber'e anlattı. Evet, yani dosyada yer alan sayfa bu, işte bana ait olduğu iddia edilen tweet. Ama peki benim adım nasıl karışıyor? Hem ismimiz vesairemiz burada var ve üzerinde bir gazetecinin iddiası yazıyor İngilizce. Yani bunun bir sahte hesap olduğu belirtilmiyor, sahte olduğu belirtilmiyor. Üzerine bir gazetecinin iddiası diye yazılıyor. Sanki doğruymuş ve bu kişi tarafından bu tweet atılmış gibi sunuluyor maalesef. Söz konusu Twitter hesabı sahteydi, ifadeler de Yılmaz Özdil'e ait değildi. Özdil bunu başbakanlığın da bildiğini söyledi. Bu bir sahte hesap. Ve bunun sahte olduğunu bu dosyayı hazırlayanlar da biliyor. Mesela insanların tweet hesaplarını takip edip pırıl pırıl gençleri sırf görüşlerini dile getirdiler diye evlerinden apar topar gözaltına alıp içeri tıkabiliyorlar. Ama bu tür sahte hesapları bile bile ortada bırakıp iftira şeklinde devletin resmi belgelerine bilgi diye koyuyorlar maalesef. Camide içki içti deniyor ama ortada bir görüntü ya da belge yok. Bu da onun gibi. Yani insanın ait olmayan bir hesaptan kişiye ait olmayan bilgileri yayıp ondan sonra da bunu bu adam yapmıştır diye belge haline getirmek herhalde pek hukukla tarif edilebilecek bir şey değil. Düşünce ifadelerini sosyal medyada paylaşan kişilerle ilgili halkı galeyana getirmek gibi bir suç isnadıyla böyle bir operasyon hazırlığı var. Gözaltılarda bekleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yıllardır Türkiye'de hepimizin gözünün önünde bir tiyatro oynanıyor. Mesela gazetelerin manşetlerinden işte camiler bombalanacaktı yalanı atılabiliyor. Ya da televizyon ekranlarından ne yediği belirsiz tipler gazeteci yazar sıfatıyla çıkarılıp insanlara her türlü hakareti, her türlü iftirayı atabiliyorlar. Her türlü yalanı söylüyorlar. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Ama Twitter'dan ya da Facebook'tan sadece görüşünü ileten veya beğendiği bir görüşü bir başkasına aktaran insanları suçlu ilan ediyorlar. Bu dolayısıyla bu sosyal medya operasyonu falan değil. AKP'nin canını sıkan herkesin içeri atılma operasyonu olacak diye düşünüyorum. Sahte hesaplara karşı uyaran Yılmaz Özdil, sosyal medyada aktif olmadığını belirtti. Hürriyet gazetesi tarafından sadece yazılarının yayınlandığını, bunun dışında kendisinin kullanmadığını bildirdi. Benim bir Twitter ve bir Facebook hesabım var. Çalıştığım Hürriyet gazetesi tarafından yönetilir. Sadece günlük yazılarım yer alır. Ben Twitter icat edildiğinden beri tweet atmadım.